Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Miray Yayınlarına ait kimya denemelerinin 19. denemesini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda yukarıda verilen bilim dallarıyla çalışma alanları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Birinci yargıya baktığımızda analitik kimya hakkında çalışma alanlarını şöyle bir incelediğimizde analitik kimya denince aklına ne geliyordu? İşte bileşenlerin miktarı nicel menitel şekilde tayin edilmesiydi. Bakın B şıkkına baktığımızda kimyasal bir örnekteki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarının ölçülmesi analitik kimyanın ilgi alanına girecektir. O yüzden 1 B'ye gider. İkiye baktığımızda biyokimya için biliyorsunuz canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal olayları inceliyordu. O zaman 2 de nereye gider? A'ya gider. 3'e baktığımızda anorganik kimya demiş. Anorganik kimya nedir? Organik olmayan bileşiklerin yapısını inceleyen bilim dalıdır kısaca. Dolayısıyla karbon dışında kalan pek çok element yaptığı bileşikler ve bu bileşiklerin özellikleri anorganik kimyanın ilgi alanına girecektir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda silisyum atomu silisyum artı 4 iyonuna dönüşürken tanecik çapı, çekirdek yükü ve elektron sayısı niceliklerinin değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Bakın silisyum nötr haldeyken 4 elektron verdiğinde ne olacaktır? Taneciğin çapında küçülme olacaktır. Çünkü biz her zaman ne diyoruz? Elektron alıp verme olayını kilo alıp vermeye benzetebilirsiniz. Atom elektron verdikçe ne olacaktır? Çapında küçülme olacaktır. Bir defa taneciğin çapı azalacaktır. Çekirdek yükü biliyorsunuz proton sayısıdır. Bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde proton sayısında herhangi bir değişme olmayacaktır. Dolayısıyla değişmez olur. Elektron sayısı demiş. Bir atom elektron verdiğinde ne olacaktır? Elektron sayısı azalma olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda yukarıda verilen moleküllerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hidrojen, flörür, H2O ve H2 hakkında moleküller var. Evet, A şıkkına baktığımızda birinci ve ikinci moleküller polar. Üçüncü molekül apolardır demiş. Bakın birinci molekül hidrojen ve flörden oluşuyor. Flör daha elektronegatif olduğu için elektronları kendisine doğru daha fazla çekmek ister. Bu da yapıya polar özellik kazandırır. O zaman birinci molekül polardır. İkiye baktığımızda H2O'da yine oksijen hidrojene göre daha elektronegatif olduğu için kendine elektronlar daha fazla çeker ve yapı polar özellik gösterir diyorduk. Hatta yapılarını merak eden arkadaşlar için hidrojen flörürde flör 7A'da olduğu için birini bağ yapımında kullandı. Kalan 6 noktası etrafına yerleşir. H2O için merkez oksijeni aldığımızda toplamda 2 bağ yapar. Her birini birer hidrojenle yapar ve oksijenin de 6A'da olduğunu unutmayacağız. İkisini bağ yapımında kullandı. Kalan 4 elektron da bağ yapımına katılmamıştır. Yani yapı polar özellik gösterir. Ben genelde derslerde şunu söylüyorum arkadaşlar, şunu unutmayın. Merkez atomda eğer bağ yapımına katılmayan elektron çifti varsa, yani ben bunlara şapka diyorum. Şapka varsa yapı polar özellik gösterir diyorum. Bakın bunda da şapka var. Burada istisnai bir durumdur. Merkez atom kavramı yoktur ama flör daha elektronegatif olduğu için daha fazla elektronlar kendisine çekecektir ve yapı bundan dolayı polar özellik gösterir diyorum. Dolayısıyla 1 ve 2. moleküller polar ifadesi doğrudur. 3'e baktığımızda H2 demiş. Bakın 2 tane hidrojen atomu yan yana ise zaten aynı elementlerden oluştuğu için yapı otomatikman apolar olur. Hatta çizimini merak eden arkadaşlar, çizimi de nasıl olur? 2 tane hidrojen kendi arasında bir bağ yapar. Bu adam da eşit bu şekilde çekse bu adam da bu kadar çekecek. Çünkü aynı atomlardır. Dolayısıyla yapı bundan dolayı apolar olur. A şıkkı doğru olur. B şıkkına baktığımızda aynı ortamda kaynama noktası en büyük olan molekül H2O'dur. Bakın kaynama noktasına belirleyici faktörlerden birisi molekülün polar ya da apolar olma durumudur. Polar moleküllerin kaynama noktaları her zaman apolar moleküllerden daha fazla olur. Peki elimizde iki tane polar molekül var. Kimin kaynama noktası daha fazla olur? Burada da artık yapmış oldukları etkileşime bakılır. Hidrojen flörürde de hidrojen bağı vardır. H2O'da da hidrojen bağı vardır.
Bakın bunu şu şekilde biliriz. Şöyle düşünelim. Hidrojen bağı nedir? Önce onu söyleyelim. Hidrojene bağlı en elektronegatif 3 elementten birisi varsa hidrojen bağı gerçekleşir. Bakın burada flor var mı? Var. Burada oksijen var mı? Var. İkisinde de hidrojen bağı var. Peki kim daha fazla hidrojen bağı yapar? H2O. Hidrojen flora göre daha fazla bağ yapar. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz basit anlamda. Burada bir tane hidrojen var. Burada iki tane hidrojen var. O zaman H2O'nun hidrojen bağ sayısı hidrojen flörden daha fazla olur. Kabaca bu şekilde düşünebilirsiniz. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda H2'nin moleküller arasında yoğun fazla hidrojen bağı bulunur. Bakın hidrojen bağı için gerekli şartları söyledim. Hidrojene bağlı fon elementlerinden birinin olması gerekiyor ama H2'de böyle bir olanak var mı? Yok. Zaten şunu da söyleyelim. H2 apolar olduğundan dolayı sadece yapacağı etkileşim London etkileşimidir. O yüzden bu yargı yanlış oldu. D şıkkına baktığımızda hidrojen florür molekülü kalıcı dipol oluşturur. Kalıcı dipol nedir arkadaşlar? Polar moleküllerde görülen bir kavramdır. Hidrojen florür de polar olduğundan dolayı kalıcı dipol yani dipol-dipol etkileşimi yapabilir. Bu yargı da doğru olur. E şıkkına baktığımızda aynı ortamda hidrojenin kaynama noktası hidrojen floridan daha küçüktür demiş. Bakın kaynama noktası için şunu söyleyebilirsiniz. Biraz önce de konuştuk. Polar moleküllerin kaynama noktaları her zaman apolar moleküllerden daha fazla olur. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Bakın polar moleküller apolara göre daha fazla etkileşim yapar. Apolarların yapabileceği etkileşim sadece London'dur. Ve London'da arkadaşlar en zayıf etkileşimdir. Ama polar moleküller biraz önce de söyledik. Bazıları hidrojen bağ yapabilirler eğer gerekli şartı sağlıyorlarsa ya da dipol dipol etkileşimi yaparlar. Zaten tüm moleküllerde London vardır onu da söylerim. Yani polar moleküller de London yapar ama apolarlar sadece London yapar. Dolayısıyla hidrojen apolar olduğundan dolayı hidrojen florüre göre kaynama noktası daha küçük olacaktır. Doğrudur cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda karbondioksit, hidrojen, bromür ve CH4 molekülleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. CH4 moleküller arasında yoğun fazla London kuvvetleri etkilidir. Bakın şöyle söyleyelim. CH4 polar mıdır, apolar mıdır? Önce onu konuşursak karbonu merkeze aldığınızda bir bağını bir hidrojenle, diğer bağını diğer hidrojenle, diğer bağını diğer hidrojenle, diğer bağını diğer hidrojenle yapar. Yani merkez atomdaki karbon 4 bağında yapmıştır. Boşta kalan noktası yoktur. Yani ortaklanmamış elektronu yoktur. Şapkası yoktur. Başka bir deyişle. Dolayısıyla apolar bir moleküldür. Dolayısıyla biz şunu da söylemiştik biraz önceki soruda. Apolar moleküller yoğun fazla sadece London kuvveti yapabilirler. Bu yargı doğru olur. İkiye baktığımızda CH4 moleküller arasındaki etkileşim durum CO2 moleküllerinden daha kuvvetlidir demiş. Bakın şunu söyleyeyim. CO2 için de şöyle bir çizim yapabiliriz. Merkeze karbon aldığımızda karbon bir oksijenle 2 bağ, diğer oksijenle de 2 bağ yapar. Toplamda 4 bağını yapar. Oksijenler 6 A grubunda olduğu için 2 elektronu bağ yapımında kullanırken kalan 4 elektronu da bağ yapımına katılmaz. Yani yapı bu şekildedir. Merkez atom tüm bağını yaptığından dolayı yapı apolar özellik gösterir. Bakın bu da apolardır, bu da apolardır. Bize diyor ki yapılan etkileşim türü metanda daha fazladır diyor. İkisi de apolar molekülse yapılan etkileşim türünü belirleyen faktör EMA'dır. EMA fazla olursa yapılacak London etkileşimi daha fazla olur. Bu da etkileşimin daha fazla olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla metan için EMA hesabı yaparsanız karbon 12, hidrojen 1, 12 artı 4'ten 16 gram bölü moldür. Aynı olayı karbondioksit için baktığımızda karbon 12, oksijen 16, 2 çarpı 16'dan 32 toplarsanız da 44 gram bölü mol yapar. O zaman bu adamın EMA'sı daha fazla olduğundan daha fazla etkileşim yapar. İkinci yargı yanlış olur. 3'e baktığımızda hidrojen bromür molekülü polar olup moleküller arasında dipol dipol etkileşimi bulunur demiş. Evet hidrojen bromürü şöyle açıklayabiliriz. Bir tane hidrojen bir tane bromla bir bağ yapar. Brom 7 adı olduğundan dolayı kalan noktalar etrafına yerleşir. Burada merkez atom kavramı yoktur ama brom daha elektronegatif olduğundan elektronları kendine doğru daha fazla çeker ve yapı polar özellik gösterir. Polar moleküllerde biliyorsunuz sadece işte London yaparlar, dipol dipol yaparlar. Bazıları hidrojen bağı da yaparlar ama burada hidrojen bağı yapamaz çünkü hidrojen bağı için fon elementlerinden biri gerekiyor. Dipol dipol yapar mı? Yapar. Doğrudur. Cevabımız değişik olur.
Beşinci sorumuza baktığımızda X suda iyi çözünen ara bir katıdır. Y suda çözünmeyen ara bir katıdır diye bilgi verilmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş. X ile suyun karışımı çözeltidir. Bakın X suda çözünen bir saf bir katı olduğuna göre ne olacaktır? Suyla karıştığında çözünecektir. Yani çözelti oluşturacaktır. Homojen bir karışım olacaktır. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. 2'ye baktığımızda Y ile suyun karışımı süspansiyon olabilir. Y suda çözünmeyen saf bir katıysa suya attığınızda çözünemeyecek. Çözünemeyen karışımlara ne diyorduk? Heterojen karışım diyorduk. Katı sıvı karışımları da süspansiyon olarak adlandırıyorduk. Bu yargı da doğrudur. 3'e baktığımızda X ve su karışımı buharlaştırma, Y ve su karışımı süzme ile bileşenlerin ayrılabilir. Bakın şöyle söyleyelim. X suyla biliyorsunuz homojen karışım oluşturuyordu. Homojen karışımlarda mesela tuzlu su örneğini verebiliriz. Tuzlu suyu nasıl ayırabiliriz? Suyu buharlaştırıp tuzu ayırabiliriz. Y için de şunu söyleyelim. Y suya attığımızda çözünemeyecekti. Mesela süspansiyon demiştik. Buna bir örnek verirsek mesela kumlu su örneğini verebiliriz. Kumu sudan nasıl ayırırız? Süzerek ayırabiliriz. Dolayısıyla bu yargıda doğru olur. Cevabımız E şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıdaki tabloda bazı indikatörlerin asidik ve bazik ortamda verdikleri renkler gösterilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Birinci yargıya baktığımızda oda koşullarında tuz ruhu çözeltisine X indikatörü damlatıldığında mavi renk gözlenir demiş. Bakın tuz ruhu biliyorsunuz hidrojen klorürdür yani asittir. Asidik bir maddeye X indikatörü attığınızda bakın X indikatörünü asidik bir maddeye attığınızda ne yapar? Mavi renk veriyormuş. O zaman bu yargı doğrudur. 2'ye baktığımızda Y ile mavi renk veren çözeltiye Z indikatörü eklenirse sarı renk gözlenir demiş. Bakın şöyle söyleyeyim. Y ile mavi renk veren bir çözelti. Mesela Y ile kim mavi renk veriyor? Bazik bir çözelti. Yani bazik bir çözelti diyor. Bazik bir madde atarsam Z indikatörü eklenirse sarı renk gözlenir. Şimdi bazik bir maddeye diyor. Z indikatörü atarsam eflatun renk vermesi lazım. Sarı demiş. Yanlış olmuş. Şuraya yazalım. Eflatun renk vermeliydi. İkinci yargı yanlış olmuş. 3'e baktığımızda Z ile eflatun renk veren çözelti. Biraz önce söyledik. Z ile eflatun renk veren çözelti kimdir? Bazik bir çözeltidir. X ile mavi renk veren çözelti karışırsa X ile mavi renk veren çözelti nedir? Asidik maddedir. Yani diyor ki asit ile baz karışırsa ısı açığa çıkar. Evet asitlerle bazlar tepkimeye girdiklerinde ne oluşturuyorlardı? Tuz ve su. Onu da yazalım. Asitlerle bazlar tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Yani bu tepkime de her zaman egzotermiktir. Doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir. 7. sorumuza baktığımızda üniversite sınavına hazırlanan Şimel eczacı olmaya karar vermiştir. Okulundaki meslek tanıtım günlerine gelen bir eczacıdan ilaçlarla ilgili bilgi almak ister. Eczacı da Şimel'in bu meslek için ne kadar istekli olduğunu anlamak için sen ilaç ve ilaç formlarıyla ilgili ne kadar bilgiye sahipsin diye sorduğunda Şimel aşağıdaki bilgileri verir. Şimel'in verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci yargıya baktığımızda ilaç hastalığın tanısı, tedavisi ya da önlenmesi için vücuda alınan ya da uygulanan kimyasal maddelerdir. Evet ilaçları niye kullanıyoruz? İşte tedavi yöntemlerinde, tanı yöntemlerinde ve önlenmesi için vücuda aldığımız kimyasal malzemelerdir. Doğrudur. İkiye baktığımızda şurup konsantre çözeltileri halinde hazırlanan sıvı ilaç formudur. Evet şurup daha çok çocuklar için tercih edilen bir ilaç formudur ve çözelti halinde hazırlanır. Hatta çalkalayarak dibindeki çözünmeyen kısmı da su içerisinde çözerek kullandığımız bir ilaç formudur. Doğrudur. 3'e baktığımızda hap, şurup ağız yoluyla alınırken merhem cilt ve mukoza yoluyla alınır demiş. Evet hapı ne yapıyoruz? Hap ya da şurup ağız yoluyla alıyoruz. Merhemi ise ne yapıyoruz? Vücudumuza sürüyoruz ilgili yere. Cilt ve mukoza yoluyla alıyoruz. Doğrudur. 4'e baktığımızda vitaminler ilaç olmadığı için hekim tavsiyesi olmadan alınabilir. Hayır, vitaminler de bir ilaç türüdür. Sağlığa zararı olabilir, alerji olabilir, alerji yapabilir, öyle söyleyelim. Dolayısıyla bir hekim tavsiyesi adı altında almamız gerekiyor. Yanlış olmuş.
5'e baktığımızda ilacın dozajı doktor tarafından belirtilen dozajın altına ya da üstüne çıkarılmamalıdır. Evet, doktor bilgisi dahilinde ilacın dozajını o şekilde almamız gerekiyor. Fazla aldığımızda vücut yan etki yapabilir, az aldığımızda faydalı olmayabilir. Bundan dolayı bu yargı da doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. Evet, şurada da bir sözümüz var. Onu da söyleyip bitirelim. Bir insanın hayatta tek bir rakibi vardır. O da kendisidir. Her insan kendisini yendiği gün her türlü başarıya ulaşır. Hepiniz kendinizi aşacak güçtesiniz. Yeter ki hedefinize ulaşmak isteyin diye güzel de bir söz bırakılmış. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin.